Bugün salı günü teaser'ını izlediğiniz hareketi öğreteceğim. Hareketin ismi neydi? Floppy disk. Evet, hareketin teaser'ını daha önce izlemediyseniz şimdi şuraları bir yerlere koyarım. Aynı zamanda kartlardan da gidebilirsiniz. Tek bir problem var. Bu hareket aslında ücretli bir hareket. Yani bunu internetten Kickstarter'dan satın alıp yapabileceğiniz bir hareket. Ama kısa bir süre için ücretsiz olmuştu 1-2 sene önce. Ben o zaman indirmiştim. Geçen gün böyle masaüstüm yoklarken videoyu buldum. Aa dedim, ben bunu neden öğretmiyorum? Şimdi o hareketi öğreteceğim sizlere. Bir gün bu videoyu ararsanız YouTube'da ve bulamazsanız büyük ihtimalle vicdan azabından dolayı videoyu kaldırmışımdır. Bu hareketin tutorialını hiç YouTube'da bulamadım. Ki herhalde telif bile atabilirler bunun için. Ama bilmiyorum, deneyeceğim yani şansımı. Telif atarlarsa da yaptığım zaten çok doğru bir şey değil. Ücretli bir hareketi ücretsiz bir şekilde sizlere sunmak. Ama yine de benden çok fazla zor hareket isteniyordu. Ve bende çok zor değil ama ulaşılması zor, çoğu kişinin bilmediği bir hareket göstereyim dedim. Öyle yani. Kameraya... Hareket yapmak için desenin yarısını kullansak ya da 4'te 3'lük bir kısmını kullansanız sizin için daha iyi olacaktır. Tabii ki harekette yeniyseniz. Ben harekette yeni değilim ama böyle daha kolay oluyor diye şimdilik böyle göstereceğim. Şimdi bu sefer değişik bir griple tutacağız desteği. Serçe ve baş parmağımızla yukarıdan ve aşağıdan tutarak şu şekilde bir grip kullanacağız. Yani parmaklarınızın üçünü şuraya koyarsanız aralık en az şu parmaklar kadar olmalı. Sonra size öğrettiğim swing cut hareketi var. Bu hareketi yapmak için tek bilmeniz gereken hareket swing cut bu. Ama tabii ki sadece swing cut biliyorsanız ve başka bir hareket yapamıyorsanız bu hareketi yapmanız çok zor. Birazcık kardistirde ilerledikten sonra yapabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bir pozisyona geliyor deste. Sağlaksanız sol, solaksanız sağ elde yapacaksınız. Sonra minik bir swing cut. İnce olan kısmı baş ve serçe parmağına denk gelecek. Ve destenin yanlamasına yapılan bir swing cut olacak bu. Swing cut'ı açtık. Baş ve serçe parmağımızla tutuyoruz. Adeta bir kelepçe oluşacak şu kısımda bir. Sonra tek yapmamız gereken bir tane daha swing cut açmak. Swing cut açtığımız zaman orta, yüzük ve işaret parmağımızla beraber bu paketi tutacağız. Önce işaret parmağıyla alıyorsunuz. Sonra orta parmağınızla kartı yatırıyorsunuz. Ve yüzük parmağınızla da arkadan destek oluyorsunuz şu şekilde. Yani indiriyorsun. Çekiyorsun buraya kadar. Ondan sonra dipten bastırarak düşürüyorsun paketi. Bir kere daha göstereyim. Bir de yavaş bir şekilde yapayım. Bir de farklı bir açıdan göstereyim. Şu şekilde. Şimdi girelim closer'a. Hareketi yaptık. Şu pozisyona geldik. Bu pozisyonda şu kartı, şu paketi tutuyorsunuz. Nasıl tuttuğunuz önemli değil yani. Hangi parmağınızda tuttuğunuzun çok önemi yok. Ben orta ve baş parmağımı kullanıyorum. Elimin etrafında çevirerek buraya getiriyorsunuz ve yani şu pozisyondayken paket alınıyor. Diğer parmaklarınıza da bastırıyorsunuz. Biraz da flip phone'un şeyine benziyor. Closer'ına benziyor. Yani hareketi bu kadar. Closer'la beraber son bir kez daha göstereyim. Evet, umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Hareketiyle ilgili yapamadığınız bir kısım olursa bana Instagram adresimden sorabilirsiniz. Oradan yardım ederim. Boş yapılmadığı sürece cevap veriyorum yorumlara genelde. Mesajlara, DM'lere. Ve umarım bu sizi tatmin etmiştir. Bunun gibi böyle hani biraz daha ileri seviye hareketlere geçmeyi düşünüyorum artık. Çok... Bu bir istisna oldu. Genelde ücretli hareketleri göstermeyi çok sevmem. Ama evet öyle yani. Yine de istenirse ve ileride yaptığımı yanlış bulursam daha çok videoyu kaldıracağım. Yani videoyu kaldırabilirim. Neyse, diyeceklerim bu kadardı. Şimdilik videoyu. Kart tutmakla ilgili biraz özürüm olabilir.